Bir önceki videoda etrafımızdaki insanların davranışlarını açıklamaya çalıştığımız birkaç farklı yolu işlemiştik. Hadi gelin kısa bir tekrar yapalım. İnsanların davranışları hakkındaki açıklamalarımızı onlarla ilgili ve onların etrafındaki şeylerle ilgili olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Eğer durum insanların kendileriyle alakalıysa buna içsel diyeceğiz. Ama eğer durum Çevreyle alakalıysa buna da dışsal ya da çevresel diyeceğiz. Çevresel etkilere hava durumunu, barınmayı ve ekonomik koşulları örnek olarak gösterebiliriz. İnsanların davranışlarını tarafsız bir şekilde tam ortada değerlendirmemiz beklenir. Ancak davranışlar genelde karmaşıktır ve hem içsel hem de dışsal faktörlerden etkilenir. Dolayısıyla olayları her zaman tarafsız bir şekilde değerlendiremeyebiliriz. Bu tür durumlarda fikirlerimizi etkileyebilecek bazı önyargılar vardır. Etrafımızdaki insanların davranışlarını değerlendirirken tam ortadan bakmamız beklendiği halde bazen şu noktadan değerlendirme yaparız. Yani başkalarının davranışlarını yorumlarken çevresel etkenleri göz ardı edip içsel etkenlere göre yorumlama eğilimi gösteririz ama gerçekte yaptığımız içsel etkenlerin etkisini olduğundan fazla göstermektir. Bu durumu temel yükleme hatası olarak adlandırırız. Peki bu durum nasıl bir probleme yol açabilir? Örneğin bir hastanede zor durumda olan ve ekstra bakım almaları gereken hastaların, diyelim ki fiziksel engeli olanların, obez olanların ya da yoksulluk kaynaklı problemler yaşayan kişilerin içinde bulundukları çevresel ve sosyal problemleri tam anlamıyla göremeyebiliriz. Böylece problemlerin sorumluluğunu onların kendilerine yükleyip yaşadıkları zorluklardan dolayı onları suçlayabiliriz. Peki kendi davranışlarımızı incelediğimiz zaman durum nasıldır? Aynı şekilde bu tür durumlarda da tarafsız yaklaştığımızı söyleyemeyiz. Kendi davranışlarımızı incelerken Önceki durumun aksi yönünde bir sapma gerçekleşir. Bakışımız içselden daha çok çevresel faktörler yönünde değişir ve olayların kurbanı olduğumuzu düşünürüz. Bunun belirli bir adı yok ancak temel yükleme hatasıyla kendi durumumuzu çevresel faktörlere bağlama durumunun her ikisine birden aktör gözlemci yanlılığı diyebiliriz. Bu arada bu terime çeşitli kaynaklarda çeşitli isimler veriliyor. Aktör gözlemci farkı, ön yargısı ya da yanılgısı gibi. Aktör gözlemci yanlılığında, kendi başımıza gelen bir şey dışsal faktörlere bağlıyken, yani biz sadece gözlemciyken, diğer insanlar içsel faktörlerden etkilenirler, yani aktif özneler, aktörler gibi davranırlar. Bunların yanında, kültürel unsurlarda, Davranışların gerçekleşmesi ve yorumlanması konusunda önemli bir yere sahiptir. Temel yükleme hatasına daha çok bireyci kültür yapısına sahip Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde rastlanır. Bu kültürlerin en belirgin özelliği bireysel başarılara ve özgürlük duygusuna verdikleri önemdir. Kültürün davranışlar üzerindeki etkisinden bahsetmişken gelin kültürden daha detaylı bir şekilde bahsedelim. Başarı ve başarısızlık konusunu düşünelim. Farklı kültürler başarı ve başarısızlık kavramlarını farklı şekillerde açıklar ya da yorumlar. Bu kısma bireyci kültürleri yani kabaca Avrupa ve Kuzey Amerika'yı, ikinci kısma da toplumcu yani kolektivist kültürleri koyalım. Bunlar toplumun ve dayanışma kavramlarının önem kazandığı ve daha çok Afrika ve Asya'da görülen kültürler. Unutmayın, bunlar sadece genellemeler ve konuyu kabaca anlamak için başvurmak zorunda olduğumuz kalıplar. İstisnalar her zaman vardır. Evet, iki farklı kültür arasında karşılaştırma yaparken, bireyci kültürlerde yaşayan insanların başarılarını daha çok içsel nedenlere, başarısızlıklarını da aksine dışsal nedenlere atfetmeye meyilli olduklarını söyleyebiliriz. Toplumcu kültürlerde ise bu durumun tam tersi olur. Başarılar dışsal faktörlere atfedilir, başarısızlıklarsa içsel faktörlere. Son olarak bahsetmek istediğim bir ön yargı türü daha var. Kendine hizmet eden yanlılık ya da ön yargı. Bu insanların özgüvenlerini korumasını ya da geliştirmesini sağlayan ön yargıdır. Tahmin edileceği gibi Bunlar daha çok bireyci kültürlerde görülür. Ortada başarıya sonuçlanmış bir durum varsa, kişi bu durumu kendi içsel özelliklerine atfeder. Başarısızlıkla karşılaştığında ise, onların kendi kontrolünün dışında gerçekleştiğini düşündüğü için, özgüveninde bir düşüş yaşama ihtimali çok düşüktür. Bu durumda diyebiliriz ki, bireysel başarıların, edinimlerin ve dolayısıyla özgüvenin önem kazandığı bireyci kültürlerde, kendine hizmet eden ön yargıyı daha sık gözlemleriz.